Bir de Padlet var. Birca'nın da Yıldız Hanım size için bir Padlet hazırladı. Sormak istediğiniz soruları oraya yazarsanız sanıyorum webinarın sonunda Yıldız Hanım ve Birca Hanım sizlere gerekli bilgileri verecekler. Birca Hanım? Hazırım Adil Hocam. Bir dakika. Bilmiyoruz. Evet, hemen kameramızı açtık. Evet. Çok Ben teşekkür sözü ederim hemen sözü. size bırakıyorum ve başarılar diliyorum. Dinliyoruz. Teşekkür Büyük bir heyecanla. ederim. Güzel sözlerinizden ötürü. Diva dediniz, güldüm. Gerçekten hiç düşünmemiştim böyle bir kelimeyi ama ben bugünü şöyle nitelendireceğim. Evet. Ben bugün bir ustamla usta çırak olarak beraber bir sunum yapacağız. Yıldız Hocam'la birlikte. O yüzden çıraklar bir önden başlayacak, arkasından ustasına devredecek. O yüzden inşallah güzel bir akşam olur herkes için, hepimiz için. Biz bugün Webiki araçlarının aslında neden kullanmamız gerektiği ile ilgili biraz konuşacağız. Bu kadar zikrediliyor. İtvinik projelerinde çok önemli bir yere sahip. İşte Adil Hocam, Kenan Hocam ve diğer içerik geliştirme ekibindeki arkadaşlarımızın konuda çok güzel çalışmaları var. Neden bu kadar vurgulandığını biraz temelinden bahsetmek istiyorum. Umarım dilim döndüğünce, elimden geldiğince yapabilirim. Kimim ben? Yeni başlayanlara yönelik bir webinar bu ve geçenlerde bir soru gelmişti. Sanıyorum Ramazan Hocam bilim webinarındaydı. Hiç sınıf öğretmeni yok mu? Hep İngilizce öğretmeni mi? Özellikle içerik geliştirme ekibinde eğitim verenlerden diye. Ben de devreye girmişim. Sınıf öğretmeni de var tabii ki aramızda. İtvinik ailesinde de sınıf öğretmeni çok fazla. Şimdi ben şöyle bir İtvinik ve Aytekin aslında bana kazandırdığı şeyleri özellikle gösteriyorum. Bu konuda Adil Hocamı da örnek aldım ben. Gerçekten bir nevi mesleki CV anlamda ama biz bunları 6 yıl, yaklaşık 7 yıl önce bunlara sahip değildik. Sınıf öğretmeniydim ve Yıldız Kanlıöz'ün okulumuzda tayininin çıkmasıyla hayatımız değişti. Her fırsatta, her zaman özellikle bu gönül borcumu ona iletiyorum. Sağ olsun, var olsun. Neler kazandırdı? Önce Aytek projesi ki Aytek projesini sizler de çok daha iyi biliyorsunuz. Adil Hocam da iyi bilir, diğer arkadaşlarım da. Sınıfta yenilikçi teknolojilerin kullanımına yönelik bir projeydi ve çok büyük bir hibesi vardı. Büyük bir projeydi. 2014'te tamamlandı. Ben son fazında yer aldım ama hayatımı değiştirdi ve inanılmaz bir zemin oluşturdu bize. İtvinik Mersin koordinatörüyüm. İçerik geliştirme ekibinde görevim var. Ve işte Scientex koordinatörlüğü. Mersin Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda güz dönemlerinde sınıf öğretmenliği üçlerin ilkokul düzey kodlama eğitimi dersine giriyorum. Ve BÖTE'de yüksek lisansımı yapıyorum. Tez dönemindeyim. İnşallah bitireceğim tezimi de ve mezun olacağız. Mersin Milli Eğitim Arge'de görev yapıyorum. Bunlar bana mesleki dönüşüme karar verdiğimde, o adımı attığımda teknolojiyi sınıfımda kullanmaya başladıktan sonra açılan kapılardaki fırsatlar, mesleki gelişim fırsatları. O yüzden özellikle göstermek istiyorum. Emek verdiğiniz ölçüde bu görev ve unvanların hepsi herkes için geçerlidir. Bunu da söyleyelim. Şimdi biz pandemi dönemini yaşarken Yavuz hocamızın webinarında çok güzel bir sözünü duydum ben. Şöyle demişti, Maslow Bloom'dan önce gelir. Yani aslında ihtiyaçlarımız o salgın döneminde hemen ilk temel ihtiyaçlarımız çok daha önemliydi. Fakat Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisine Wi-Fi ve batarya da eklenmiş. Bu şekilde görseller dolaşıyor. İnternetten ben de bunu aldım. Tam olarak sahibi kimdir bilmiyorum ama çok anlamlı geldi. Wi-Fi de yetmiyor. Bataryanız yoksa bir işe yaramıyorsun. Bunu görünce aslında belki değil mi biraz daha işlerin değiştiğini anlayabiliyoruz. Bu sinyali verebiliyor bize. Şimdi bugün ben biraz Bloom taksonomisiyle bağdaştırarak anlatmak istedim Webiki'nin neden gerekliliğini. Bloom'dan
Bunu mutlaka öğretmenlerimiz biliyorlar ama nereden çıkmış? 1948'li yılların başında Bloom'un koordine ettiği bir grup eğitimci eğitimin amaç ve hedeflerini sınıflamak için böyle bir çalışmaya başlıyorlar ve 1956'da tamamlıyorlar. Yani yaklaşık 8 yıl süren bir çalışmanın sonunda aslında eğitimsel hedeflerin taksonomisi bu öğretimin bir sonucu olarak öğrencinin öğrenmeye yönelik ne amaçlıyor, beklentimiz nedir, bizlerin beklentisi nedir? Bunları ifade eden bir sınıflamanın çerçevesini oluşturuyor Bloom taksonomisi. Diyor ki uygun öğrenme koşulları sağlandığında kendi öğrenme alanlarına giren her şeyi öğrenebilir öğrenci diyor. Bu farklılık daha az ya da daha çok öğrenmelerinden ziyade öğrenme stilleri, motivasyonları, işte hedefleriyle ilgili veya öğrenme hızlarındaki bireysellikten kaynaklandığını iddia ediyor Bloom. Sonra yenilendi tabii bu. Ad formundaydı. Yani isim olan kelimelerle oluşuyordu taksonomi. Daha sonra fiil formuna geçti. 2001 yılında bu çalışmayı yayınladılar. Bloom'un taksonomisini uyarladılar. Hatta bu şekilde görseller dedi ki ve Bloom diye aradığınız zaman Google'da karşınıza oldukça çok çıkar. Bloom'un taksonomisindeki her sınıf, her aşamayla ilgili kullanılabilecek Web2 araçlarını görebilirsiniz. Böyle de bir Web2 sıfıra uyarlanmış çalışma da yayınlandı. Tabii buradaki araçlar güncellenebilir, değişebilir, farklılık gösterilebilir ama aslında her aşamayla ilgili yapılabilecek çalışmaları Web2 araçlarını kullanarak gerçekleştirmek mümkün. Ve iPad için mesela yine böyle bu tarzda görselleri Google'da arama yaptığınız zaman çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben bir görmeniz için koydum. Aslında öğrenme piramidinde şu yer alıyor. Yani öğrencinin işte hatırlama oranları ortalama bir öğrenci için verilmiş. Uygulayarak öğrendiği zaman %75 oranında hatırlıyor yaptığını. Tabii burada bir sonraki aşama çok kıymetli. Başkasına öğretilerek öğrenilenler %90 oranında, değil mi? Aslında hep alıcı konumunda değil de verici konumunda da olduğu zaman öğrendiklerini anlatan veya birini öğretirken beraber öğrenen öğrencilerde bu oran çok yüksekmiş. Öğrenciler aslında biz eTwinning projelerinde de bu süreci bu şekilde dahil etmiş de oluyoruz. Onlar bir şey yaptıklarında aslında bir başkasına da öğretmiş konumunda oluyorlar Twin Space ortamında. Şimdi aslında çok büyük değişiklik yok çocukların genlerinde ya da Avrupa gen havuzunda. Stephen Hepple demiş ki genelde değişmiyorlar, aynılar. Yeni bitin sonucu olarak bir dalgalanma, bir gende farklılık olmamıştır aslında. Çocuklar veya öğrenciler yaparak öğreniyorlar. Bu çok değişmedi. Bu bir gerçek. Teknoloji bu anlamda onlara kılavuzluk, onların kendilerini ifade etmelerine kılavuzluk edecek aslında. Bu da ITEC projesinin kapanış raporunda yer alan güzel bir ifadeydi. Bunu da özellikle vurgulamak istedim. Tabii ki çok hızlı bir dönüşüm var, çok hızlı bir gelişim var, daha da hızlı. Ve dönüşüm milatları arasında çok büyük bir zaman farkları olmuyor. Geçen seneden bu seneye birçok şey çok fazla bir şekilde değişmiş olabiliyor. Öğrencilerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Öğrenme hızları artıyor, ama öğrenme yöntemleri de değişiyor. Artık bizim geleneksel öğretim yöntemlerimizi bir gözden geçirdiğimizde, hani öğretmenin merkezde olduğu, ana unsuru olduğu ve tek taraflı aslında bir yerde Web 1.0 mantığıyla dersini verdiği dönemin çoktan kapandığını görüyoruz. Nereden görüyoruz? Aslında bizi öğrenci de görmemiz için zorluyor. Öğrencinin merkeze alındığı bir öğrenme yönteminde artık öğrenci daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştirebiliyor. Öğretmen burada ne olacak? Öğretmen rehber.
öğrenme sürecini dizayn eden, tasarlayan ve rehberlik eden bir konumda yer alacak. Yani sıkıcı, biz yetişkinler için de sıkıcı, tek taraflı. Yani şu an webinarda tek taraflı yapıyoruz. Bir etkileşimimiz maalesef mecburiyetten dolayı yok. Sağlıklı bir şekilde sistem çalışsın diye sohbeti kapatıyoruz ama bakın sizden dönüt alamıyorum bu durumda. Anlatıyorum, anlatıyorum. Herhalde en son diyeceğim ki evet ben anlattım ve herkes anladı, bitmiştir dersimi, bir sonraki derse geçin. Bu süreçler artık tamamlandı. Biz yetişkin olarak sıkılıyoruz. Öğrenci veya çocuklar, o gençler elbette ki sıkılacaklar. Onlar için teknolojinin anlamı aslında biraz böyle olduğunu görebiliyoruz. Yani sosyal medya ağırlıklı bakıyorlar. Video izlemeyi çok seviyorlar. Yani YouTube videosu, işte, YouTuber olma hayali zaten çok güzel yerleşti bizim öğrencilerimize, çocuklarımıza ama YouTube videolar çok fazla izleniyor. Oyun oynuyorlar. Bunlar kötü mü? Elbette ki kötü değil. Ama biz burada bu ilgiyi, bu muazzam akışı gençlerden, çocuklardan, bu ortamlara bu enerjiyi doğru yöne biraz daha kanalize etmek lazım. Bir kaydırmamız lazım. Başka şeylerin de olabileceğini, yapılabileceğini göstermek gerekiyor. Peki neden Webiki o zaman kullanmalıyım? Neden sınıfımda, öğrencilerimde, derslerimin hedeflerine ulaşmak için Webiki kullanmalıyım diye bir sorunuz varsa cevabını sorarım. Adil Hocam geçen webinarında çok güzel bir şekilde bu konuları anlattığı için ben çok derinlemesine hem haddim olmayarak hem de ihtiyaç olmadığından dolayı girmek istemiyorum ama gelişimini şöyle basitçe göstermek istiyorum o webinara katılmamış olan varsa diye. Web 1.0 dediğimiz işte üretenden müşteri diyor ama yani biz kişilere tek taraflı bilgi aktarımı ya da işte web sitelerinin işte örneğin Milli Eğitim Bakanlığı sitesine girdiğinizde siz oraya bir katkı yapmıyorsunuz. Siz orada size sunulan şeyi görüp çıkıyorsunuz. Herhangi bir şekilde sizden oraya doğru bir katkı veya geliştirme fırsatı olmuyor. Web 1.0 mantığı. Web 2.0 mantığında artık kişiler arası karşılıklı olarak veya sitelerle birlikte bir paylaşım ortamı, bir katkı sunma ortamı sağlanıyor. Biraz daha detaylı tanımlarına bakacağız. Tabii sonrası Web 3.0 ve Web 4.0'a kadar uzanan bir süreci grafiği var bakın. Web 3.0'da biraz daha artık sizin ilgi alanlarınıza, sizin tercihlerinize, sizin öğrenme alanınız veya sosyal alanınıza göre size tercihli gösterimler yapılması, sizden toplanan verilerle size farklı içeriklerin sunulması ve siz o içeriklerden faydalanarak, geliştirerek bir şeyler üretebiliyor olmanız var. Bu genelde biraz da ticari anlamda örnek vereyim. Google'da aradığınız bir konu başlığı ile ilgili reklamların size çok fazla gösteriliyor olmasını da basit bir örnek olarak verelim. O really bunu ortaya attı ilk bu kavramı aslında. Wiki'den aldığım tanımı böyle. Ama burada ben en beğendiğim kısmını özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir akım diyor. Web 2.0'a bir akım olarak nitelendiriliyor. Katılım ve işbirliği ortamı sağladığı için bunu da eklemiş olalım. Aslında ikinci kuşak web platformu olarak yine bir başka bu alanda çalışma yapanlar tanımlamışlar. Yine çok basit tanımını verelim hemen. Ne anlıyoruz? İçerik oluşturabiliyorum. Bir uygulama veya siteye girdiğimde ben orada bana sunulan içeriklerden faydalanarak veya farklı içerikler oluşturabiliyorum. Bunu başkalarıyla paylaşabiliyorum, indirebiliyorum, yükleme yapıyorum, etkileşim kurabiliyorum. Ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de kullanım kolaylığıdır. Çok yüksek derecede teknoloji bilginizin olması beklenmiyor. Kullanıcı dostu arayüzler tasarlanıyor burada.
Peki bu sefer biz soralım, neden kullanmıyoruz? Kullanmalıyız diye biz kabul ettik ama kullanmayanlara da belki bu soru yöneltilebilir. Neden kullanmıyor diye. Buna OECD'nin raporu da bir cevap aranmış. Teşvik edilmemeleri, yani kullansam ne olacak? kullanınca karşılığında hani onu motive edecek ne olacak diye. İşte etkili bulunmayabilir veya eski baskın eğitim kültürü bariyeri dediğimiz veya geleneksel yöntemlerden vazgeçmek istemeyişleri veya konfor alanının dışına çıkmak istemeyişleri gibi bir sebep olabilir. Veya tam olarak faydalarını bilmeyebilir, etkili bir şekilde anlatılmamış olunabilir. Biz eTwinning ailesine yeni katılan öğretmenlerde ilk gözlemlemeye başladığımız şey teknolojik özgüvenin hızlı bir şekilde gelişiyor olması. Yapabileceğini gördükçe yapma ve uygulama isteğinin artması bir Web 2 aracını uygulayıp orada kendisi bir şey gerçekleştirdiğinde o sevinci görmek çok güzel ve bu süreç itvinik projeleri özellikle öğretmenlerin belki de bu üçüncü maddeden dolayı eğer uygulamıyorlarsa bu maddeyi biraz daha geçersiz hale getirip daha çok kullanmalarına sebep oluyor. Neler var Web 2 araçlarında? Bir sürü kategoriye ayrılabilinir. Birçok şey yapılabilinir. Bunlardan tabii ki Kenan Çete hocamız bu akşam bizlerle birlikte olacaktı ama şehir dışına acilen gitmesi gerektiği için o böyle yine otomatik makine bağlar gibi seri halde böyle doya doya güzel araçlar da anlatacaktı. Ama yine yapacak inşallah. Yıldız hocam da size yine Web2 ile ilgili uygulamalardan zaten örnekler verecek. O yüzden çok detaylandırmıyorum ben ama genel kolaylaşıyordur. İşbirliğini sağlar. Yani tasarımı çok yüksek derecede tasarım becerinizin olması gerekmiyor. Yaptığınız her tasarım aslında çok güzeldir. Çok çabuk erişebiliyorsunuz. İnternetinizin olması, cihazınızın olması yeterli. Ücretsiz kullanım imkanınız var ki biz zaten eTwinning projelerinde özellikle ücretsiz araçlar kullanılmasını istiyoruz, söylüyoruz. Ücretli olan araçlara asla yönlendirilmiyor. Gerekli kalmadığını özellikle belirtiyoruz. Ücretsiz kısımlar bizlerin işlerini görmeye oldukça yetiyor. Düşük riski var. Bir şey bozmuyorsunuz. Bir yeri çökertmiyorsunuz. Bir yerden dolayı çok büyük facialara sebep olacak herhangi bir durum asla yaşamıyorsunuz. Mutlaka yani yaptığınız şeyi beğenmezsiniz, yenisini yapabilirsiniz. Bu anlamda çocukların veya gençlerin o dijital özgüvenlerinden bir tanesi nedir? Hiç bozma kaygıları yoktur. Yani bir şeyi bozacağım kaygısı yoktur. Yetişkinlerde belki de bizim işte X, Y kuşaklarında belki bu daha fazla kaygılanma. İşte yanlış bir şey yaparım, yanlış bir yere dokunurum. Bir şey yaptım, geri dönüşü olmayan bir hareket olur. Kaygısı çok fazla. Ve iki de böyle bir kaygınız olmasın. Kullanımı da kolaydır. Her öğretmen rahatlıkla kullanabilir. Burada öğretmen ve öğrenci arasında bilgi paylaşımcısı haline geliyor. Yani bu çok kıymetli, bu çok değerli bir özellik. Bilgiyi saklayan değil, bilgiyi paylaşan, yaptığını paylaşan, ürettiğini paylaşan, başkalarının paylaştığından faydalandığı gibi kendisi de katkı sunabilen ve kendisi de paylaşılabilir işler yapan kişiler haline gelmeleri. Neler paylaşıyor zaten? Proje çalışmaları içinde olabilir bu, fikirler olabilir, bağlantılar olabilir. Bunlar kıymetli kazanımlar. Belki de asıl hedeflerimizden bir tanesi de budur. İnsanların işbirliği içinde çalışma becerilerini geliştirmek. Geleneksel sınıf içi ortamdan farklı alternatif ortamlar sunar. Web 2 araçları kullanımı. İnanılmaz bir motivasyon etkisi vardır, güdülenme etkisi vardır. Her yaş grubuna uygun araçlar mutlaka vardır. Her yaş grubu aynı keyifle kullanabilir. Doğru aracı seçmeniz önemli. Kendi kademenizde, kendi branşınıza veya müfredat hedeflerinize uygun doğru aracı seçmeniz önemli.
Bu konuda hep Kenan Hoca, Adil Hocamı da özellikle tekrar tekrar sormuştu. En iyi araç hangisidir diye aslında. Değil mi? En iyi araç sizin hedeflerinizi gerçekleştirmenizi kolaylaştıran araçtır. Bugün mesela soruları toplayalım dedik. İşte daha önceki webinarlarda da aynı şeyi konuştuk. En rahat neyle toplayabiliriz? Karşılıklı etkileşim kurabileceğimiz Google Form seçeneğimiz vardı, Mentimeter seçeneğimiz vardı ama Padlet'i genelde webinarlarda, bu webinar serisini tercih ettik ki oradaki soruları altına yorum yazabilirim diye. Bakın burada benim işimi gerçekleştiren araç en güzel araçtır. Bu mantıkla bakmanızı öneririm. Tabii sadece eğlence sınıfın içinde öğrenci mutlu oluyor olayı değil. Bunun arka planları da var. Özellikle ben sunuma akademik anlamda yapılan çalışmalardan kesitler aldım ki bilimsel gerçekte olsun. Bu Bircan Keleş'in yorumu değil. Bircan Keleş bunu seviyor, beğeniyor da söylüyor, tavsiye ediyor anlamda değil. Bu konuda yapılmış çalışmalar bilimsel anlamda geçerliliği olan çalışmalardan sunuluyor. Uygun ortam, grup çalışmalarına uygun ortam sağladığı ve üst düzey düşünme becerisi. Bunu biz nerede görüyoruz? Üst düzey sorular, üst düzey düşünme becerisiyle ilgili sorular öğrencilerin sınavlarında karşılarında çıkıyor, LGS'de ve diğer sınavlarında. Aslında biz bu beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapabiliriz. Sınav gerçeğimiz maalesef değişmeyecek. Başka bir alternatif gelene kadar şu an elimizdeki bu. Yine neler katıyor? Bakın buradaki resimleri özellikle seçtim. Bu benim iTech projesinde. Yani ilk sınıfta teknoloji entegrasyonuna uygun bir öğretim tasarımı yaptığım sürecin resimleri. Bir tane netbook. Netbook yani notebook da diyeyim, laptop değil, netbook. Sınıfta bir tane benim netbookum var ve onunla çalıştık. Bu çocuklar web sitesi kurdular. Bu çocuklar zihin haritası yaptılar. Bu çocuklar oyun, bilgi yarışması tarzında oyun geliştirdiler. Bunların hepsi Web2 araçlarıyla yapıldı. Peki ne yapıyor? Grup çalışmasını teşvik ediyor. İşte bilgi okuryazarlığı ve özellikle dijital okuryazarlık becerilerini geliştiriyor gibi. Burada ekranda gördüğünüz Mert 2011'de yapılan araştırmanın sonuçlarını da sunmuş olalım. Bunlar yaşanmış, yapılmış, uygulanmış gerçekler, bulgular, öyle diyelim. Öğrenciler de içerik hazırlayabilir. Yani hep öğretmen mi hazırlayacak, öğrenciye sunacak burada? Hayır, öğrenci de kendisi içerik hazırlayabilir ve bunu paylaşabilir hem akranlarıyla hem başka platformlarda. Eğlenceli ve paylaşımcı bir ortam olur. Yine burada Aylin Dizman'la Nabi Pakman'ın hazırladığı bir kavram haritası var. Web2 araçlarının kategorilere ayrılmış hali. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Yine tabii ki bizim kaynak noktamız Itvinik uzaktan eğitim kursları, Itvinik Online Ebagoteli'de de yine Web2 araçlarla ilgili ya da teknoloji kullanımı ile ilgili birçok kurs var ve en önemli özelliklerden birisi gönüllü eğitmenlerce ücretsiz hazırlanıp sizlere de ücretsiz sunuluyor olması. Bunların hepsi de sınıfında bu uygulamaları gerçekleştiren hocalarımızın çalışmalarını, örnekleri ve uzaktan eğitim kurs şeklinde dizaynı. Bunlardan mutlaka faydalanmanızı öneriyorum. Biz İtvinik ailesi olarak ücretsiz bu kadar seçeneğin olduğu ortamlarda elbette ki ücretsiz kaynaklardan faydalanmanın daha doğru olduğunu iletiyoruz. O yüzden de dikkatinizi buna çekmek istedim. Kaynakları da özellikle sunmak istedim. Niye sunmak istedim? Çünkü buradaki ifadeler ve bazı görseller bana ait değil. Bu konuda alanda çalışan veya bu konuda bir araştırma yapıp ulaşmış veya tasarım yapmış kişilere ait. Etik her zaman önemli. Bunu da özellikle sunuma koydum. Kaynaklar eğer bize ait olan bir şey değilse mutlaka belirtmemiz de doğru olacaklar. Ben teşekkür ediyorum. Biraz hızlı gibi gittim ama zamanı doğru kullanmaya çalışıyorum ve ustamın zamanından yemek istemiyorum.
Ona paslayacağım çünkü. Bununla ilgili zaten şimdi PEDDET'e bakacağım. Herhangi bir sorunuz varsa ona dönükler yapacağım. Ve sizlerle birlikte Yıldız Hocam'ı dinleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadar. Adil Hocam, hemen paylaşımı durduruyorum. Sizin bu konuda eklemek istediğiniz bir şey var mı Adil Hocam? Şimdi bu pedagojik kısmında siz daha uzmansınız. Oldukça başarılıydı Birce Hanım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Oldukça temel örnekleriniz, özellikle kendi resimlerinizi kullanmanız çok hoş, samimi ve etkileyiciydi gerçekten. Çok hoşuma gitti Teşekkür sunumunuz ederim. ve zevkle dinledim gerçekten. Çok teşekkür Muhteşem. ederim Adil Hocam. Sağ olun. Ben hemen Yıldız Hocama sözü devrediyorum. Evet, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar yeniden. Şimdi Bircan Hocam özetledi aslında Web2 araçlarını. Teorik kısmına değindi. Çok önemliydi o konu. Biz D-Twinning ile tanıştık tabii. Web2 araçlarıyla ve yılların deneyimini Bircan Hocam'ın da değindiği gibi D-Twinning projelerinde deneyerek hangisinin hani en kullanışlı, en kolay, öğrencilerimiz tarafından en kolay kullanımı hangisi olduğunu tespit ettiğimiz araçları hani bugün sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ama bu tabii sizin tercihiniz olacak. Bunlardan birçok araç var. Ve bu araçların hani biz tercih ederken ücretsiz olmasına, Bircan Hocam'ın da vurguladığı gibi webin internetinde erişim sağlayabilmemiz de çok çok önemli. Okulda kullanırken özellikle bazı araçlar webin internetinde açılmayabiliyor. Onun için önceden evde test ediyoruz. Ücretsiz oluşu, kullanım kolaylığı ve webin internetinde açılabiliyor olması çok çok önemli. Şimdi ben sunum hazırladım ama her ihtimale karşı daha çok ekran paylaşımı yaparak ilerlemek istiyorum. Şöyle yapalım. Zaman zaman da sizlerle etkileşimli araçlar bunlar. Bu araçları pardon. Şöyle yapalım. Tamam. Zaman zaman da etkileşimde bulunabileceğimiz araçların linklerini notlar kısmından paylaşacağım sizlerle. Şu an ekran görünüyor mu Adil Hocam? Evet Yıldız Hanım, oldukça net Tamam. ve güzel. Şimdi ilk aracımız değerli arkadaşlar MindMeister. MindMeister aracı bir kavram haritası aracı. Bunu üyelik gerektiren bir araç. Doğrudan üye olabilirsiniz buradan ya da herhangi bir Gmail hesabınızla şuradan giriş yapabilirsiniz. Şimdi doğrudan bir giriş sağlayalım hızlı olması adına. Evet, giriş yaptığımızda böyle bir ekran geliyor karşımıza. MindMeister 3 taneye kadar ücretsiz izin erişim sağlıyor. Bu nedenle ben şu an burada yapmış olduğum bir tanesini sileceğim. Onu tekrar beraber düzenleyeceğiz. Pardon. Geri gidelim. Evet, bir tanesini sildik. Bu hiç sorun değil. Hani eğer üçten fazla yapmak istiyorsak başka bir Gmail kullanıyoruz veya ekran görüntüsünü alıp kullandıktan sonra siliyoruz. Etkileşimli bir araç. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kendi şeyleri var, şablonları var. Hazır şablon da kullanabilirsiniz. Ya da şuradan sıfırdan bir tane oluşturalım. Şöyle açıldığı zaman karşımıza hangi konuyla ilgili
beyin fırtınası ya da kavram haritası oluşturacaksak bu ekran geliyor. Bunu silelim. Biz bugün eTwinning üzerinde bir tane oluşturalım. Şimdi bunu oluşturduktan sonra hemen sol tarafta bakın yazıyı küçültüp büyütebiliriz. Buradan yazının rengini değiştirebiliriz. Şimdi eTwinning ile ilgili diyelim ki aklımıza gelen kavramları buraya yazacağız. Bunun için farenin sol tuşuyla iki defa boş bir alana tıkladığım zaman burası açılır. Veya da yukarıdaki artı işareti bakın şurası. Oraya bir kere tıkladığımda yine aynı şeyi yapabiliriz. eTwinning deyince aklımıza ne gelsin? Paylaşım diyelim. Proje olsun yeri de. Şöyle birkaç tane hazırlayayım. Yenilik dedik mesela. Burada hangisi seçiliyse onunla ilgili değişiklik yapabiliyorsunuz. Hemen yan tarafta bakın şuraya geçtiğimde ise bunun da rengini değiştirebiliyorum. Ya da şöyle çerçeve verebiliyoruz. Şu şekilde. Yine bu aracın özelliği emoji ekleyebiliyorsunuz. Ya da resim ekleyebiliyorsunuz. Şöyle. Yine video eklenebiliyor. Bakın. Şuradan. Video seçeneği de var. YouTube videolarından bir tane ekleyebiliriz mesela. Şu an böyle kalsın. Şimdi bu kavram haritasını diyelim ki ben oluşturdum ve sizlerle birazdan paylaştım notlar üzerinden. Sizler de ekleme yaptınız. Bunun şöyle bir özelliği var. Şurada sol alt tarafta bakın saat işareti var. Buraya tıkladığımız zaman en başa geleyim. Hangi saat, kim neyi yaptı, hangi aşamalardan geçti, yani kimler neler ekledi, buradan takibini yapabiliyoruz. Şöyle izledik. Hemen yan tarafta Advance yazıyor bakın şurası. Buraya tıkladığımız zaman da saat olarak kimin ne eklediği görülüyor. Bunu kapatalım. Burada önemli olan paylaşım kısmı. Bakın şurada şiir var. Yine sol alt tarafta. Buraya tıkladığımız zaman ben yetki vereceğim kişinin mail adresini diyelim ki burada girdim. Onun proje ortağım olsun mesela. Onun da bu araca müdahil şöyle davet göndereyim. Evet, bu aracı şimdi o da kullanabilecek. Yine hemen alt tarafta sharing diye kısım var. Burada da bakın şu an buradan da yetki verebilirim. Şu an davet gitmedi. Bir kere daha deneyelim. Şu an yetkilendirdim. Can edit. Edit demek düzenleyebilir. Ya da düzenlemesini istemiyorsam sadece görüntülemesini istiyorsam can view dediğim zaman da sadece görüntüleyebilir. Can edit dedim. Burayı kapattım. Şimdi share kısmına tekrar tıkladım ve onun hemen üst tarafında publish yani yayınla kısmı var. Bunu yayınladığım zaman mesela başkalarına da direkt linkle yetki verebiliyorum. Buradan şey istiyor mesela eğitimle ilgili olduğunu söyleyeyim. Burada işte
açıklama istiyor. Şöyle nokta nokta koyalım. Şurada bakın, tıkladığım zaman bu linke erişim sağlayan herkes düzenleme yapabilecek veya kopyalayıp kendisi başka yerde kullanabilecek şekilde bu izinleri verebiliriz. Şimdi tamam dediğim zaman share'e tekrar bakalım. Bakın, anyone on the web diyor. Yani webde olan herkes erişim sağladı ve düzenleme yapabilecek linki paylaştığımız zaman. Bu bağlamda güzel bir araç. Video eklenmesi de hani olumlu. Şimdi bunu paylaşıma açmak istemiyorum. Daha sonra diğer araçlarla yapalım dilerseniz zaman kaybetmemek adına. Bir sonraki araca geçelim. Projelerde kullandığımız, en fazla kullandığımız araçlardan biri de sunum araçlarıdır. Geniali çok ismi duyulmamış araçlardan bir tanesi. 3 dilde erişim sağlayabiliyorsunuz. İngilizce, İspanyolca ve Fransızca erişimi var. Yine üyelik gerektiren bir araç. Şuradan hemen girişimizi yapalım. Gözetelim. Kapatalım. Şimdi açıldığı zaman böyle bir ekran karşımıza geliyor. Şuradan yeni bir tane sunum oluştur diyoruz. Ya da şuradan da yapabiliriz. Şimdi bize seçenekler sunuyor. İnteraktif olarak bir resim düzenleyebiliriz, sunum hazırlayabiliriz, yine video sunum hazırlayabiliriz, infografik hazırlayabilirsiniz. Çok farklı seçenekler var. Biz bugün sunum hazırlayacağız bir tane. Şöyle, sunum hazırlamak için yine kendi hazır şablonları var bakın burada. Bu şablonlar içerisinde şurada görmüş olduğunuz eğer yıldız varsa kenarlarında bunlar ücretli. Onun için onları seçmiyoruz. Yıldız olmayan bir tane seçelim mesela şuradan. Şöyle bir tane seçelim hemen. Buradan ön izlemeden de bakabilirsiniz. Eğer hoşunuza gitmezse bir başkasına da geçiş yapabilirsiniz. Şöyle seçelim diyelim ki bunu. Şimdi bunu seçtiğimiz zaman bakın burada farklı şekilde sunum sayfaları var. Biz bunların içinden hangisini istiyorsak onlara tik koyuyoruz şöyle. Şuraya tıklarsam hepsini seçmiş olurum. Şu aşamada sadece birkaç tane seçip özelliklerine bakalım. Şöyle bir tane harita olsun mesela. Şöyle en sonuncuyu da alalım ve tamam diyelim. Şimdi açılacak. Evet. Şimdi sunum aracımız geldi. Sayfalarımız açıldı. Şimdi buralarda değişiklik yapmak istiyoruz diyelim ki. Şu yazıyı silelim. Bakın üzerine tıkladığımızda yazıları sildik ve şurada yazının aynı şeyde normal sunumda olduğu gibi boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Yine işte koyulaştırma, renk verme
Birçok özelliği var. Bir diğer özelliği ise tıkladığınız her nesnenin yazı, resim, görsel olabilir. Şurada yan tarafta bir tane işaret var. Şuna tıkladığımız zaman sağ tarafta bir ekran açılıyor ve bu ekranda tıkladığımız zaman bakın animasyon verebiliyoruz, hareket katabiliyoruz sunumumuza. Şöyle gelsin şeklinde. Hemen sol tarafa baktığımızda yine metin ekleyebiliyoruz çeşitli şekillerde. Bilgisayarımızdan resim ekleyebiliriz. Resimler klasörüne geçelim. Bir tane resim ekleyelim. Ya da kendi resimlerinden de ekleyebilirsiniz şuradan. Bunun gelmesi biraz uzun sürecek. Şimdi resim ekleyip katmanlara bir bakalım. Geldi. Bunu diyelim ki şuraya aldım. Ve bu şuradaki katmanın üzerine denk geldi. Oysa ben alt katmana gitsin istiyorum. O zaman ne yapacağım? Şu katmanı seçip bunun ön plana çıkması için bunu seçtiğim zaman bakın şurada yukarıda bir işaret var. Oraya tıkladığımız zaman ön tarafa o katmanın çıkmasını sağlamış oluyoruz. Yine kurcaladıkça birçok özelliğini keşfedeceksiniz. Resim ekledikten sonra hemen resmin altında bakın simgeler var, şekiller, yine infografikler. Şu infografiği mesela ekleyelim. Bu grafiği eklediğimiz zaman şuradan verilerine müdahale edebiliyoruz. Örneğin mesela katılımcı diyelim ki erkek sayısı kaç kişi olsun? 50 kişi diyelim. Hemen değişti bakın renk. Burası bayan olsun. Katılımcı sayısı. Bu da 60 kişi olsun. Bu şekilde verileri değiştirip çocuk sayısı olsun. Güzel yapalım hızlıca. Gördüğünüz gibi çok kullanışlı, oldukça interaktif bir araç. Hemen onun altında yine düğmeler, sosyal medya simgelerini ekleyebileceğimiz yer var. Yine bir altta infografikler, yine farklı grafik özellikleri var. Bir altında ise ses kaydı yapabiliyorsunuz. Şu an bana uyarı veriyor sesle ilgili izin ver diye. Hemen sesin yanında video ekleyebiliyoruz. YouTube'dan ve Vimeo'dan YouTube ve Vimeo videoları ekleyebiliriz linkini koyarak. Ama şurası çok önemli bakın. Diğer kısmına tıkladığımız zaman burada görmüş olduğunuz tüm sitelerin linki veya gömme kodlarını şuraya eklediğimiz zaman bu doğrudan bizim sunumumuzun içinde yer alıyor. Oldukça çeşitli siteler var burada. Pinterest'ten tutun da işte. Şu neymiş bakalım. Google. Yine onun altında arka plan resmini değiştirebilirsiniz sunumunuzun ve en son yine sayfalara gelip bir sonraki sayfayı düzenleyebilirsiniz. Bu şekilde diyelim ki sunumumuzu hazırladık. Şimdi bir ön izlememiz gerekiyor. Yukarıda şu kişi resminin hemen yanında preview var. Yani ön izleme.
Buraya tıkladığımız zaman bizden isim istiyor. Deneme diyelim. Deneme bir gün hatta. Kaydet diyorum. Ve geldi. Şimdi hangi sayfadan başladıysam o sayfadan başlıyor göstermeye. Bakın yapmış olduğum. Bu şekilde sunumumu diyelim ki tamamladım. Ne yapmam gerekiyor? Ben tamamladım ama proje ortağıma göndereceğim veya öğrencilerime göndereceğim. Öğrencileri grup haline getirdim. Birinci grup işte ikinci slaytı düzenleyecek. İkinci grup üçüncü slaytı düzenleyecek diyelim ki. Buradan yetkilendirebiliyorum. Collaboration kısmına tıklıyorum. Yine mail adresini yazarak davet gönderiyorum. Bakın davet gönderdim. O kişi de daveti alan kişi Genial'e üye olup buradan bu sunuma erişim sağlayacak ve o da düzenleme yapabilecek. Bu bağlamda güzel bir araç. Yine paylaşım kısmına gelelim. Hemen görünümün yanında All Set diye geçiyor. Buraya tıkladığımız zaman bizden ne istiyor? Deneme diye isim vermiştik. Kısa bir açıklama yazabilirsiniz. Buralar ücretli. Buralara tıklamıyoruz. Yani bana özel kalsın paylaşmayı istiyorsak ücret ödememiz gerekir. Veya şifreyle giriş sağlansın diyorsak yine ücret talep ediyor. Buna gerek yok. All set dediğim zaman bakın şuradan ön izleme yapabilirim yine. Şuradan da paylaşım sağlayabilirim. İndirme yine ücrete tabi. Görüyorsunuz hemen yıldız ve premium çıktı. Share dedim. Share dediğim zaman şu linki gönderdiğim zaman herkes erişim sağlıyor. Yani görüntüleyebilir. Şuradan gömme kodu veriyor. Web sitemize veya işte eTwinink'te projemize, TwinSpace'e gömüp görünür hale getirebiliriz. Mail yoluyla yine gönderebiliyoruz. Sosyal medyada paylaşabiliyoruz. Ama bir önemli güzel yönü var ki hemen onun yanında diğer kısmına tıkladığımız zaman bizim sanal sınıfımız olan eğer varsa Google Classroom gibi, Microsoft Teams gibi sanal sınıfa direkt paylaşımda bulunabiliyoruz. Bu yönü farklı. Evet, Geniali aracımız böyle. Şimdi ben öğrencilerim için bu araçlara kısa bir sunum yaptım. Ona göz atalım dilerseniz. Çok fazla tema ve seçenek var. Şurada quiz hazırlayabiliyorsunuz. Mesela bizim konumuz kelebekti. Kelebeklerle ilgili sorular sordum ve diyelim ki böyle bir hazır, yani yapboz hazırladım. Soruyu cevapla yapbozu tamamla dedim. Şimdi diyoruz ki kelebeklerin kaç gözü vardır? Belki daha fazla vardır. Ben tabii internetten aldım bu bilgileri hızlıca hazırladım. Şimdi doğru cevaba tıkladığım zaman bir sonraki slayta geçecek ve bir tane daha yapboz parçası açılacak. Yanlışa tıkladığım zaman ise ne olacak? Bakalım. Tabii görüntüleme kısmına geçmem lazım bunun için. Evet. Yanlışa tıklayın. Bakın bu şekilde açmıyor. 12.000'e tıkladığımda bir sonraki soruya geçti. İşte dişi kelebek güzel kokusalar, erkek kelebek kötü kokusalar. Bu doğru mu yanlış mı? Evet, doğru dediğim zaman. Evet, yanlış. Kelebekler uçabilir diye basit bir soru sordum. Doğru. Antenleri vardı. Doğru. Hızlı geçelim. Dilleri çok uzundur. Çiftleşmeden sonra erkek kelebek ölür. Bu da doğru maalesef.
Eğitmeni bir kelebek etkisi yaratır. Bu da tabii ki doğru. Şimdi kelebekler mor ötesi ışığını görüntüleyerek bizim görmediğimiz ultraviyoli desenlerinde görüyorlar ve böylece türlerini ayırt edebiliyorlarmış. Bu da doğru. İşte kuşlara av olmamak için dişi kelebekler kötü koku salıyorlar. Kapalma duyuları ayaklarında. Şimdi öğrenciler bunları diyelim ki yaptılar. Besin maddeleri nektar dedik. Ömrü bir gündür yanmış. Bu şekilde quizimizi oluşturduk ve en sonunda tebrik edip tekrar başa dönüyor. Yani bir sınav hazırlayabilirsiniz bir konu bağlamında. Bu bağlamda güzel bir araç, tavsiye ederim. Bunu da kapatalım. Biraz rahatlasın. Evet, bir diğer aracımız etkileşimli yine ortak resim yapabileceğimiz bir araç. Çok basit bir araç. İsmi Agi EO diye yazılıyor. Bunu Google'a yazdığımızda direkt bu sayfa geliyor. Şurayı ben değiştirdim. Siz de set your name dediğiniz zaman burada ismini değiştirebiliyorsunuz. Logo koydum. Ve şuraya start drawing dediğim zaman şimdi bir ekran açılacak, resim yapabileceğim. Evet, böyle bir ekran açıldı. Hemen şuradan fırçamı kalınlığını ayarlayıp şuradan renklerini seçerek basit bir resim oluşturayım. Resmim çok iyi değil bu arada. Şöyle çiçek olsun. Şuradan da içini dolduralım. Bakın aynı Paint gibi çok basit kullanımı. Şimdi bunun güzelliği şu. Şekil de çizebiliyoruz. Onun için başka bir renk alalım. Şöyle diyelim ki şekiller çizdim. Buradan dosyaya gittiğimiz zaman bakın şurada şey var. Paylaşmadan önce onu hani göstermek istiyorum. Drawing Settings diye bir bölüm var. Buraya tıkladığımız zaman dosyadan bize bunun boyutunu ayarlama imkanı tanıyor. Yine ismini veriyoruz. Ama şu, evet, arka plan rengi arkadaşlar, bu önemli. Farklı renk seçenekleri var ama benim en çok hoşuma giden transparan olması. Save dedim. Bakın arka plan transparan oldu. Bu neden önemli? Şimdi diyelim ki bazı projeler yapıyoruz. Hikaye projeleri ya da farklı doğa projesi yapmıştık. Onda öğrencilerin bir karakter çizmesini istiyoruz ve sadece arka plan kısmını kırpmak hani çok uğraştırıyor. Sadece onların yaptığı buradan resimleri alsak çok daha kolay olur işimiz. O bağlamda çok güzel bir araç. Şöyle yaptım diyelim ki bunu buradan hareket ettirebiliyorum. Yine kesip çıkartabiliyorum. Şu kısmı diyelim ki şöyle kestim. Şuradan da aldım. Sürükledim bakın götürdüm. Buraya yaptım gibi. Yine resim ekleyebiliyorsunuz. Buradan farklı bölümler var. Resme yapıştırma, dosyadan ekleme yapabilirsiniz. Şimdi paylaşım kısmı çok basit. Şurada invite kısmına baktığımız zaman diyor ki bu linki ben sizinle şimdi paylaşayım. Siz de haydi resme birkaç ekleme yapalım. Notlar kısmına gelelim. Şu an sizden ricam notlar kısmından bu linki alıp
Bunun üzerine eklemelerde bulunursanız çok sevinirim. Bir bakalım. Şuraya mı ekleyeceğiz? Ekledim. Evet. Harika. Uçurtmalar gelmiş. Çok güzel. Evet. Bu arada yan tarafta katmanlar var arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Katmanlara geçmiş bazı arkadaşlar. Katman özelliği de güzel. Şimdi ben buraya mesela şuraya çift tıkladım. Bu katmana geçmek istiyorum. Geçemiyorum. Şu an herkes müdahale ettiği için. Bir başka katmana geçtiğimiz zaman o arka plan gitti. Şu katmana geçtim diyelim ki. Buradan silgiyi aldım. Birinci katmandakileri silemiyorum. Bakın. Gördünüz mü? Şu an ikinci katmandayız. Arkadaşımız birinci katmanda siyah bir şey çiziyor. Ben onu ne yapamıyorum? Silemiyorum. O özelliği de güzel. Kullanışlı bir araç. Evet, çok teşekkür ediyorum. Kenan hocamın da dediği gibi aracı çökertmeden kaç kişi giriş yaptı şu an bilmiyorum. 10 kişi. Ondan fazla kişi diyor. Yani işbirliği için çok güzel bir araç. Evet. Bir sonraki araca geçelim dilerseniz. Güneşi de gördük. Çok teşekkürler. Peki. Ben bunu izninizle kapatayım. Şöyle. Bir diğer araca geçelim. Spark aracı, video oluşturma aracı. Buna bakalım şimdi de. Bunun için Spark video diyoruz arkadaşlar. Spark video, online video düzenleyebileceğimiz, kullanımı oldukça kolay ve işbirliği yapabileceğimiz araçlardan bir tanesi. Şöyle bir ekran karşılıyor siz Spark Video dediğiniz zaman. Start now for free diyoruz. Yani ücretsiz kullanmak için buraya tıkladık. Bizden yine giriş istiyor. Ya Gmail hesabınızla giriş yapabilirsiniz ya da daha önceden ben almıştım Adobe üyeliğiniz varsa Adobe üyeliğinizle giriş yapabilirsiniz. Şöyle giriş yapalım. Biraz tabii açılması uzun sürüyor biraz. Bekletiyor. Evet, şu an geldi. Bir isim istiyor. Web 2 olsun. Sonraki aşama diyoruz. Ve bize seçenek sunuyor bakın burada. Bir tanesini seçtim. Hazır şablonları var. Bunlardan birini seçip düzenlemelerimizi yapacağız şimdi.
kapatsam daha nasıl olurum acaba? Şöyle yapalım. Evet. Şimdi kapatalım. Evet. Şöyle bir ekran karşılıyor bizi. Spark videonun özelliği, hani kullanımı çok kolay. Çocuklar bile çok rahat kullanırlar. Şu alt kısmında bakın, artıya tıkladığımda yeni sayfa ekleyebiliyorum. Yine sayfayı şuradan 3 tane nokta beliriyor. Oraya tıkladığımda double click, yani kopyalayıp çoğaltabilirim ya da silebilirim. Sildim. Ekran siliyor. Evet. Şimdi ilk sayfama videomu, metinli, fotoğrafımı ya da bir ikon mu ekleyip eklemek istemediğimi soruyor. Bunlardan birini şu anda ekliyorum. Diyelim ki bir tane metin ekleyelim. Web 2 diyelim. Bunu şuradan küçültebiliriz. Boşluğa tıkladığım zaman bunun üstüne geldiğimde bakın bir el işareti çıkıyor. Bununla istediğim yere sürükleyip bırakabilirim. Çok köşeye gitti. Şurada kalsın. Evet. Sonra tekrar buna tıklayıp iki tane seçenek sundu. Bakın video mu, fotoğraf mı diye soruyor. Video olsun. Hemen videolarımdan bir tane video ekleyelim. Şuradan Angry Birds ekleyelim kısa. Evet. Şimdi videoyu eklerken de videonun tamamı mı oynasın yoksa bir kısmı mı, videonun bir bölümünü alabiliriz sadece. Mesela uçtuğu bölümü alalım. Şurayı alalım. Kaç saniye burası? Şöyle. Kısa oldu şöyle. Sadece burası oynasın istiyorum. Orayı seçtim. Kaydet dedim. İsterseniz tamamını da oynatabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben hani hızlı kaydetsin diye daha kısa bir bölüm seçtim şu aşamada ama seçenek sunması güzel. Evet, biraz sürüyor. Geldi. Bakın şu an videonun sesi size geliyor mu bilmiyorum. Öyle geldi diyelim ki. Üzerine ses kaydı yapabilirim. Şu anda. Mesela basılı tuttum. Şu anda ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Bıraktım. Tekrar bakalım. Mesela basılı tuttum. Şu anda ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Evet, ses kaydını yaptık. Yine bir sonraki sayfaya bir fotoğraf ekleyelim. Fotoğraf buradan kendi içinde bulunan ücretsiz, yani erişim izni olan fotoğraflar var. Web 2 deyince bakalım çıkacak mı bir şey. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle bir fotoğraf ekleyelim. Yine video ekleme imkanı sunuyor. Bir sonraki slayta geçelim. Ona da bir ikon ekleyelim. Ama Web 2 ile ilgili ikon var mı bakalım. Yapmış. Kuşlar diyelim. Türkçe. Evet, şöyle. Bunları ekledim diyelim ki. Şimdi şuradan devam edecek olursak şurada şöyle bir seçenek sunabilir. Yani ekran ikiye böldük. Konumuza yine gelelim. Buraya metin girelim.
Bu şekilde sunumumuzu diyelim ki yarısını biz yaptık, yarısını da ortağımız veya sınıftaki öğrencilerimiz yapsın istiyoruz. O zaman şimdi bunun kaydı uzun sürer diye ben şuradan biraz birkaçını sileyim sunum sayfalarını. Şöyle. Ne ulaşan kişi kendisi ekleyebiliyor biliyorsunuz. Ekleme de buradandı. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Buradan tema değiştirebiliyorsunuz. Bakın hemen şuraya tıkladık. Arka plan rengini değiştirebiliyorsunuz. Şurada belki daha iyi görünür. Önce olsun. Birçok farklı tema var. Buradan boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Şu an bu ekranda bunu kare şeklinde dönüştürebiliyorsunuz. Tekrar şu halde getirelim. Ve müzik ekleyebiliyoruz. Çok sayıda güzel müzikler var. Ya da bilgisayarınızdan müzik ekleyebilirsiniz. Kendisini ekleyelim mesela. Şu olsun diyelim ki. Bu şekilde oluşturduk diyelim. İndirebilirsiniz bakın. Ön izleme yapabilirsiniz. Şimdi ön izleyelim. Mesela basılı tıklım şu anda ses kaydını gerçekleştiriyoruz. Evet, bunu yaptık. Şurada bakın indirmenin hemen yanında bir kişi görüntüsü var, artı var yanında. Buna tıkladığımız zaman internetim oldukça yavaş. Evet, buraya paylaşmak istediğim kişinin ve mail adresini yazdığım zaman webinarda şimdi onu da yetkilendirmiş oluyorum. O kişi de erişimde bulunacak ve bu videoya düzenleme yapabilecek. Evet. Şu an davet gitti. Bakın. İki kişi görünüyor. Evet. İstersem erişimi kaldırabiliyorum buradan yine. Bu şekilde dediğim gibi indirebiliyorsunuz. Paylaşmaya bakalım. Publish diyelim. Şuradan bir kategori diyor. Education olsun. Create link dediğim zaman da bir link oluşturuyor ve gömme kodu veriyor. Bu bağlamda kullanımı hem kolay hem de işbirlikçi bir araç olması bakımından çok güzel bir araç. Biraz bekletecek. Bu arada süreye de bakıyorum. Son bir aracımız daha var. Onda da yine işbirliği yapacağız. Evet, neredeyse hazır. Evet, geldi. Şimdi buradan linki alabilirsiniz. Sosyal medya, yine Google Classroom'a izin veriyor bakın. Mail gönderebiliriz. Şurası önemli. Yayınlamak için embed kod dediği tırnak içindeki şuraya yere tıkladığımızda bize gömme kodunu veriyor. Bunu alıp yine web sayfamıza koyduğumuz zaman videomuz görünür olacaktır. Evet, Spark videoda böyle. Spark'la video dışında başka yine afiş
hazırlayabiliyorsunuz. Farklı özellikleri de var. Sunum hazırlayabiliyorsunuz. Bakın. Evet. Son aracımız ise ortak yazı yazabileceğimiz aracılardan bir tanesi. İsmi Zoompad. Şöyle. Şimdi Zoompad ile ortaklarınızla birlikte diyelim ki projeyi planlamak istiyorsunuz veya öğrencilerinizle ortak bir hikaye oluşturmak istiyorsunuz. Bunun için oldukça kullanışlı. Şuraya uzantı olarak, yani şu adresin uzantısı olarak bir isim yazdığında ve OK tuşuna bastığında burası gelir. Ama şöyle bir durum var. Çok basit olursa farklı kişiler de girebilir. Hani onun için buraya biraz daha karmaşık. Şeyler yazarsanız daha kullanışlı olacağı düşünülüyor. Şöyle OK'ye basalım. Evet, sohbet açıldı. Şurayı bir silelim şöyle. Buraya diyelim ki yazı yazmak istiyoruz. İsmimizi girdik, işte renk seçtik. Renk olsun dedik. Ve bugün vermiş olduğum araçları yazayım mesela. 1-2 dedik başlık olarak. Neydi ilk aracımız? MindMeister. Resim yaptığımız aracımız vardı. Spark Video. Bir tane daha vardı. Şöyle yazdık diyelim ki. Şimdi bunları yazdık. Buradan şöyle şunu seçili hale getirdim. Koyu renk yaptım. İşte biraz daha içeriye kaydırdım. İyice ortaya getirdim. Şuradan bakın seçili halde şu anda. Stil kısmına geldim. Bunu ana başlık yapmak istiyorum. Büyüttüm. Ve rengini değiştirmek istiyorum. Yeşil olsun. Yeşil yaptım. Şöyle. Şimdi bu yazıların mesela arka planda rengi var biliyorsunuz. Bunu seçili hale getirip şuraya tıkladığım zaman arka plandaki rengi gidiyor. Ama bunu tekrar geri getiremiyoruz. Onun için hani eğer kalmasını istiyorsanız şöyle yapalım. O geri geldi. Ctrl Z ile geri geldi. Şuradan getirdik. Başlık haline getirdik. Şöyle ortaya gelsin diyelim ki. Şu an ben yazdığım için evet, bir kişi girmiş. Bu şekilde bunları yaptık. Peki bunlar ne işimize yarıyor? Şuraya bakalım. Sağ üst köşe bakın. Ok işaretlerine tıkladım. Ne yapabiliyoruz? Dosya seçip buraya direkt bir Word dokümanı yükleyebiliriz. Paylaşım için. Ya da bu hazırlamış olduğumuz yazıları PDF olarak, yine Word olarak indirebiliriz. HTML olarak da veriyor. Hemen onun yanındaki sekmeye tıkladığımız zaman bir zaman çizelgesi açılıyor ve şöyle aşama aşama kim ne yazmış onu görebiliyoruz. Bu güzel bir özellik.
Yine şuna bakalım. Ayarlar kısmına baktığımızda da kullanıcılarla işte sohbeti göster, yazarlık renklerini göster, satır numaraları şurada bakın satır numaraları var. Bunu istersek tıklarsak gider. Tekrar geri getirelim. İşte sağdan sola doğru okunsun mu işte Arapça falan kullanacak olursak tersten farklı yazı tiplerini. Show comments yani yorumları göster gibi şeyler var. Şurada yazı tipini ayarlayabiliyoruz. Times New Roman güzel çünkü Türkçe karakterlere uygun. Buradan da dili seçebilirsiniz. Eğer İngilizce ortağınızda bir doküman hazırlayacaksanız buradan İngilizceyi seçebiliyorsunuz. Türkçe özelliği olması da güzel. Yani hem öğrencilerinizle rahatlıkla kullanabilirsiniz hem ortaklarınızla. Gelelim paylaşıma. Paylaşıma tıkladığım zaman şurada mesela bir tik işareti koyduğum zaman bu linkleri size verdiğimizde siz sadece okuyabilirsiniz. Ama ekleme yapmanızı istiyorsam eğer buraya tıklayıp bu linki sizinle paylaştığım zaman siz de erişim sağlamış olacaksınız. Veya bir web sitesine, projeye gömdüğünüz zaman buradan herkes erişim sağlamış olacak. Sadece okuma özelliği şöyle güzel. Bunu tıkladığımda örneğin web sitesine koyacağım. Bunun sadece görünmesini istiyorum. O zaman bunu seçmemde fayda var. Şimdi ben sizinle paylaşmak istiyorum bunu ama paylaşmadan önce bir iki şeye daha değinmek istiyorum. Şöyle ki bu etler yani başka şeyler de var buna benzer araçlar var. Bunun kullanımı hani herkesin erişemeyeceği şekilde dedik. Şuradan şifreli bir yazı yazmamız daha doğru olur dedik. Bir. İkinci husus diyelim ki 6 ay boyunca hiç kullanmadınız. O zaman yazdığınız her şey otomatikten siliniyor. Böyle de bir şey var. Onun için hani bunu uzun süre bu aracı aldık, projeye koyduk. İşte 6 ay sonra kalite etiketine başvurduk ve hepsi kayboldu. Öyle bir riski var. O bağlamda hani bunda çalışıp daha sonra bundan başka bir dokümana aktarmanızda fayda var. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi ben paylaşacağım sizinle bunu. Şöyle yapalım. Ekleyebiliriz. Etkileşimli araçlarımız bu kadardı. Puzzle yaptığım aracın adı. Geniali. Hemen yanına buna yorum yazayım ben. Paddete de bu şekilde araç ismi sorulmuşuz Geniali. hocam. Tamamladıktan sonra Paddet'ten de soruları bir gösterebiliriz. Tabii. Rica ederim. Ben teşekkür ederim katılımınız için. Sanırım tamamı tam kullandık diye düşünüyorum. Biraz aşmış olabiliriz süreyi ama evet, şimdiye kadar neden bilmiyordum diye yazmış bir arkadaşımız. İnanın bir başladığınızda çok hızlı ilerleme kaydediyorsunuz. Biz öğrenirken birbirimizden öğrendik.
Bir aracı birimiz keşfediyorduk. Bir başka ildeki arkadaşla telefonlaşıyorduk. Ben işte bu aracı şu amaçla kullandım. Hatta bir aracı alıp o araçla hazırladığı çalışmayı bir başka aracın içine yerleştirip o şekilde farklı fikirler çıkıyor ortaya. Çok eğlenceli. Sizler de iyi ki varsınız. Amacımız hani bizler öğreneceğiz. Öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamak, onların içerik geliştirmesini teşvik etmek her zaman. Evet, çok bölümüne değinmemiştim. Orayı da keşfettik zaten. Haftaya memleketim Mersin'deyim demiş bir arkadaşımız. Yıldız Yakında Hocam, geldim. webinarda sohbet kutusu kapalı olunca bizde de bir eksiklik oluyor, değil mi? Etkileşim, karşıdan yorumlar ya da böyle sorular alamıyoruz. Daha önceki Şu an herkes girebildi mi? Hani biraz da Zoom pet'i hani onu kaç da kişi ölçmüş olacağız. kullanabiliyor? Bunu Kenan hocamla konuşmuştuk. Onu da ölçmüş olduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Evet, ben burada paylaşımı durdurayım. Yıldız Hocam, dilersen ben şeyi bir paylaşayım. Padletimizi bir gör istersen. Orada ben Tamam. bazı soruları özellikle belirlemeye çalışmıştım da burada genel olarak somut örnekler falan istiyorlar ama aslında o kadar çok belki de hangisi olsun diye seçmemiz gerekiyor. Bazı sorulara ben yine de cevap vermeye çalıştım burada. Sadece şunu ekleyelim. Doğru kullanımları açısından en azından bir hocamız şeyi söylemiş. Öğrencilerimize e-posta adresi mi alacağız kullandırmak istiyoruz, istiyorsak diye. Onu eğer öğrencimiz küçükse, şimdi e-posta konusunda öğrenci küçükse veliden izin almak gerekiyor ama e-posta adreslerini ve şeyleri çok iyi kullanamıyor küçük yaş grubu özellikle. Ben şöyle yapıyorum. Sınıfım için örneğin bu aracı kullanacağım. Ortak bir tane Gmail açıyorum ve şifre alıyorum. Bunun sınıfın şifresi kimseyle paylaşmamalarını istiyorum. Paylaşmıyor zaten çocuklara güvenmiyor bu bağlamda. Genelde paylaşmıyorlar. O Gmail ile ortak girdikleri zaman hem orada birikiyor çalışmalar. Orayı açıp baktığınızda görüyorsunuz mesela Tinkercad'de bizim sınıfın ortak hesabı vardır. Herkes oraya girer çıkar, kendi çalışmasını kaydeder. Ve çok sayıda da sınıfım var, bir sıkıntı yaşamadım. Ama lise grubuna tabii ki mail adresi almalarında fayda var. Ortaokulda çalışmadım ama ortaokul öğrencileri de alabilir diye düşünüyorum. Yine velilerden izin almak Evet, suretiyle. burada bir hocamızın 3 tane sorusu var. Adil hocamı da ilgilendiriyor. Ona özellikle iletmek istedim ben. Adil hocam Ağustos'ta kurs açacağını söylemişti. onu bir hatırlatmışlar. Bir de bebekli annelere biraz daha tolerans istiyor hocamız. Bunu da iletmiş olalım. Bu özellikle gerçekten de küçük bebeği olan öğretmenle. Adil Evet, Hocam'ın anne. kursundan burada vurgu yapmış hocamız. Adil Hocam'ın kursunda belli periyotlarda tamamlama süreleri var. Ha. Üzerimizde kalmasın, Anladım. biz Adil Hoca'ya iletmiş olduk. Zaten çok fazla toleranslı bir insandır ama bunun için bir Evet. ekstra tolerans hakkı daha istiyor. Yunus Hocam, ben seninle şunu da paylaşayım, istişare edeyim. Özellikle bu soru şurada hareket ettirdiğim. Teknolojik araç bulunmayan öğretmen ne yapmalı? Ben şunu hep söyledim, sen de şahit oldun, sen kendin de öyle yaptığın için anlatalım. Yani şu an için Milli Eğitim'in her okulunda, her kurumunda belki etkileşimli tahta olayı yok. İnternetlerde sıkıntı zaten mevcut ama Evet. öğretmenlerin çok büyük çoğunluğunda
kendi akıllı telefonları veya kendi tabletleri veya kendi bilgisayarları vardır diye büyük bir çoğunluğunda. Olmayan yine var mıdır? Onu artık yorumlamak istemem. Biz sınıflarımızda bir adet netbook, telefon sınıfımızda çekme ve bu şehir merkezindeki Küçük. sınıftan bahsediyorum. Hani dağın başında değil, şehir merkezinde bile interneti tam çekmeyen, hatta normal operatörü çekmeyen sınıflarda bu çalışmaları nasıl yaparızın peşine düştük. Hani yapamayız, bizim şartlarımız çok uygun değilin değil. Acaba burada nasıl yapabilirim peşine? Daha pratik araçlar gibi. Senin yorumunu da almak isterim ben. Bu belki örnek olsun diğer hocalarımıza. Şimdi biz 2009'da başladığında, o dönemde 2010 yılında bakanlık bizi fark etti ve Adife hocamla Mersin'den biz eTwinning Antalya çalıştayına davet edildik. Bizim için de büyük bir sürpriz oldu. Orada bize küçük bir laptop hediye ettiler. Ben o laptopu sürekli sınıfıma taşıdım. İki Evet. minibüsle gidiyordum okula. Ve veliler dezavantajlı bölgede çalışıyorum. Velilerimin desteği yoktu. Şöyle günümüzde şey var. Yani cep telefonu aslında dezavantajlı bölgede de kullanıyorlar. Velileri arkamıza alabiliriz. Hani Var onları da olan dahil edersek şartlarda. daha iyi olur. Onun dışında tablet ve telefonda yani tablet telefon uygulamaları var. Ücretsiz indirip internetsiz çalışan mesela Aynen. ChatGPT'yi biz çok kullanırız. Avatar oluşturup orada işte konuşturabilir çocuk bir karakteri gibi. Bircan hocamın da dediği gibi şartları biraz zorlamamız gerekiyor. Yani her gün abartısız 17 yaklaşık 20 Evet, yıla yakın ben bilgisayar şahidim. taşıdım. Şu an işte Bilim Sanat Merkezi'nde görev yapıyorum, onu bilmiyorum başta söyledim mi ama orada da hani şartlar hemen oluşmadı. Hani akıllı tahta hala bütün sınıflarımızda yok. Yeni yeni oluşturuyoruz bazı şeyleri. İmkanları her zaman zorluyoruz yani. Zorlamakta gurur Aynen duyuyorum. katılıyorum. Hem şahit Sıkıntı oluyor. olduğumuz şey hem birlikte yaşadığımız süreçte bunlar. O yüzden belki biz daha çok çözüm odaklı baktığımız için hani nasıl halledebiliriz'in peşine daha çok düştüğümüz için belki çözmeye çalıştık. Çünkü herkesin kendi şartları farklıdır, kendi potansiyeli farklıdır. Ama o şartlarda yapılacak bir şey mutlaka vardır. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında temel hedeflerinden bu okuldaki teknoloji kullanımlarının artırılması. O da hedefini gerçekleştirecek, %100 oranına ulaştırmaya çalışacak. Burada bir öğretim üyesi katılabilir mi? İTİNİK projesine sorusu var, cevapladım ama yine eğer görmemiş olabilir, buradan iletelim. Teacher Training Institute faaliyeti var İTİNİK'te. Eğitim fakültesi akademisyenleri ve eğitim fakültesi öğrencileri birlikte projeler yapıyor birbirleriyle. Bunu da iletmiş olalım. Dahil olabilir hocamız eğer arzu ederse. Portala üye olabiliyor. Oldukça fazla soru var. Mümkün mertebe ben cevap yazacağım. Yıldız hocama da ileteceğim bunu. Burada araçlar özellikle soran var ama Kenan hocamın da webinarı da olacak. Adil hocamın kursu, Yıldız hocamın kursu, Büşra'nın kursu, İTİNİK Online EBA'daki birçok kurs belki. Bu anlamda bir zemin oluşturacak hocalarımıza. Oraya özellikle bakmalarını istiyorum. Ben buradan bir tipekten bir şey gösterecektim. O yüzden baktım da özellikle şu ara bölge yeşil yani teknolojik pedagojik bilgi içerik geliştiren modeli yapan öğretmenler, İTİBİNİK öğretmenleri şu yeşil kısmı oluşturuyor aslında. Hem alan bilgimiz yani bizim branşımızla ilgili bilgimiz hem teknoloji bilgimiz önemli. Bunu arttırmanın peşinde düşmeliyiz. Biliyorsunuz İTÜ'nün online EBA'daki kurslar özellikle Türkçe eğitimlere de bakın. Bunların hepsi ve buradaki bir hocamızın sorusuna istinaden toplu cevap vermiş olayım. Bu kursları bitirmeniz için iki tane şart vardır. Teknik olarak sertifika almanız için. Birincisi her bölümün mark incomplete görülmesi gerekir.
Şöyle bir gösterelim. Bir de quizlerini doğru yapmanız gerekir. O zaman bu ilerleme çubuğunuz ulaşır. Yani her kurs için aynıdır bu. Fakat siz genelde yeni başlayan öğretmenlerimizin herhalde karşılaştığı durumlardan birisi bu. Şuradaki buton telefondan girilince çok net görünmeyebiliyor. Burası mark incomplete görünecek. Burayı mark complete olarak görünürse, yani tamamlamadı sayıyor. Şu şekilde göründüğünde bakın, hemen size göstereyim o mavi çubuğu. Evet, gördünüz mü? Bu da bütün kurslar için geçerli olan konuydu. Onu da iletmiş olalım, üzerimizde durmasın. Ben teşekkür ediyorum kendi adıma hem Ertan hocama hem Derya Çakır ve sevgili Adil hocamıza. Bugün bizleri onlar modere ettiler. Yıldız hocam zaten kıymetlimiz her zaman için. Öncümüz, ustamız, iyi ki var. Ben de kameramı açmayı unutmuşum bak. Genelde arkada görününce hiç kamera açma alışkanlığımız yok. Ben Yıldız hocamla birlikte uzun zaman oldu. Birkaç sene olmuştu. Çok da değildir de belki. Bir iki senedir webinar yapmıyorduk. Denk düşmemiştik veya farklı webinar konularında çalıştığımız için. Burada birlikte olduğum için çok mutluyum ben. Ağzına diline sağlık. Her zaman benim senden öğrenecek şeyim bitmez. Her şeyden önce ilk Estağfurullah. hep birlikte Hala işte hepimiz öğreniyoruz birbirimizden, ama birbirimizden. ben senden ilk şunu öğrenmiştim. Emek ve etik. Bunu öğrendim ve hep ona uygun çalışmaya çalışıyorum ben. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hangi alanda emek verirseniz verin, etiğe, kurallarına dikkat ederseniz çok nitelikli işler ortaya çıkarırsınız. Yıldız Hocam bu konuda örnektir. Tüm eTwinning ailemizdeki eğitmenlerimiz, ulusal destek servisimiz hepsi bu konuda örnek olsun diye bitiriyorum. Teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Yani birlikte çalışmak gerçekten güzeldi. Özellikle Adil Hocam, Vesile Hocam destek oldular bizlere dediğim gibi. Benim söylemek istediğim hani özveriyle çalışalım, öğrenciler için çalışalım. Yani sonunda ödül olsun diye çalışmadık biz başlarken. Ödül kendiliğinden Bunu da geliyor senden sonuçlar öğrendim ben. ortada. Bunu da Umarım öğrendim. faydalı İşimize bakalım, güzel iş olur. yapalım. Ödül önemli değil derdin. O şekilde çalışınca ödül de geliyor zaten arkadan. Ödül odaklı değil de nitelikli iş odaklı çalışmayı senden Evet. öğrendim. Doğru söylüyorsun. Estağfurullah. Adil Hocam. Evet, muhteşem bir webinar daha bitti. Ben nasıl başladınız bitti gerçekten bilmiyorum. Oldukça güzeldi. Ve bir sürü sorular gelmiş. O kurs konusunda zaten artık çok fazla süre koymuyorum pandemiden dolayı. Rahat olabilirler. Bir modüle bir hafta süre vereceğiz. Öyle. Bir de yakında başka bir çalışma daha var Eylül için. Onu da daha sonra söyleyeceğim. Ben de Yıldız Hanım, Bircan Hanım, bu muhteşem akşam için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve hem bildiğimiz araçları hem onların kullanılma yönlerini daha farklı bir şekilde gördük. Açıklamalar son derece güzeldi. En son Tupik'i mi verdiniz? O muhteşemdi. Tabii ki tam böyle. Aslında zaman olacak. Hepsini birer birer açıp söyleyeceğiz değil mi Bircan Hanım? Evet. Biraz zaman olsa ne kadar iyi olacak. Aynen. Yıldız'ın Aynen öyle. muhteşemdi. Bayağı iyi örnekler yaptınız ve etkileşim sağladınız bu zor şartlarda bile. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün katılımcı öğretmenlerimize, Derya Hanım'a, Teşekkür ederim hocam. bugün Büşra Hanım bizimle değil sanıyorum. Ve sizlere tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yarın daha ilginç bir webinar daha var. Bir ilginç webinar daha var yarın. Ünsal Hocam ve Gökhan Hocam burada olacaklar. Onlar da Evet, orada. eTwinning projelerinin aslında altında yatan pedagojik yönü daha çok anlatacaklar sizlere. Ben de iyi akşamlar diliyorum.
bütün herkese ve görüşmek üzere diyorum yarın. Teşekkürler. İnşallah. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Katılan tüm Görüşmek öğretmenleri üzere. sevgiler. İyi Yarın akşamlar. görüşürüz inşallah onlarla. Yıldızcığım sana da iyi akşamlar tekrar. Hoşça kalın. Teşekkür.